Zamlar çok az verdiler emekliye. Çok güzel. Harcamayla bitiren yok. Olumsuz tabii ki, yetersiz. Normalde yeterli değil aslında ama devletimizin şartlarını düşündüğümüz zaman birazcık tabii kendilerini sıkmaları gerekecek. Biraz daha çok versinler, az geliyor. Emeklilere yapılan zamlar hakkında vatandaşlara sorular sorduk. Emekliye yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Emekliye yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim kızım, ben de emekliyim. Kendilerine %100, emekliye gelince 0. Peki memnun musunuz? Memnun olacak bir durum var mı? Berbat. Berbat. Hiç memnun değilim. Bizi süründürüyorlar. Sadece şunu göstereyim. Bu kadar olsun. Bununla yiyoruz. Önceden olsaydı bu paraya 5 katını yerdik diye düşünüyorum. Bu kadar. Peki memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Yani değilim. Olumsuz tabii ki, yetersiz. Peki memnun musunuz? Yok, memnun değiliz. Beklenti çok ama düşük kaldı. Peki memnun musunuz? Değiliz tabii. Vallahi hiç fikrim yok. Hiç güzel olmadı, hiç memnun değiliz. Çok az. Vallahi emekliye yapılan zamlar bence az. Başka bir şey ne değil? Kızım ne düşünelim, emekliye ne verdiler ki, ne alalım? Ne verdi, bir şey vermediler ki. Zor durumdayız yavrum, zor ama durumda. Ne yapalım? Emekli maaşıyla geçiniyor. Geçinmek zorundayız. İnşallah emekli, bundan sonra iyi olur. Emekliye yapacak bir şey vermediler. Aldığım 3.000 lira para, 3.000 lira zam verdiler hepsi. Ya. Oğlum ya, ben 35 sene oldu emekli olalım. Benim ayarımdakiler şimdi dünyanın parasını alıyorlar. Biz alamıyor. Erken emekli olduğu için biraz daha düşük oluyor. Ya çok tabii. Düşük kızım. Düşük oluyor. İdare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Allah'ım kirada olanlara, çocuk okutanlara yardım etsin. Biz yine idare ediyoruz. Evimiz var hiç olmasa. Yavrum ne yapacağım? Vallahi üst fazla aldı. Aşağıyı biraz kaldırmalar lazımdı. Peki memnun musunuz? Ben memnunum da memnun olmayanlar da var, memnun olanlar da var. Vallahi ne düşün bilmiyorum ki. Biraz az diyorum. Değil mi? Peki memnun musunuz? Vallahi işte olmaya çalışıyoruz. Emekliye yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum, bir şey de demem. Boş ver. Neden utanıyorum bro? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ne hallere geldi? Yönetime de utanıyorum, idarecilerden de utanıyorum. Milletvekilliğimliği gezen soytarılardan tutanıyor. Kusura bakma. Bu bir yere oturup 10 liraya bir çay içemedikleri için. Bu maaştan insan yaşamaz. İngilizler dediği gibi animal bile yaşamaz. İngilizce söyleyeyim orayı size. Animal bile yaşamaz. Ben de ben haber izlemeyi bıraktım. Çünkü her haber izlediğimiz insanın morali bozuluyor. Yani beklediklerim bir saatten karşılamıyor. Dolayısıyla da hiç... konuşmak bile istemiyorum. Konuştukça moral. Emekliye yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Emekliye hakaret yapıldığını düşünüyorum. Başka ne düşüneceğim? Peki memnun musunuz? Hayır. Öyle bir para vermez olsun. Vermese daha iyiydi. Rezil kepaz etti. Bugünküne 15 milyar lira para alıyorum. Ev kirası değil. Peki memnun musunuz diyeceğim ama. Hayır canım, ne memnun olacağım ya. Bir arkadaşım da dün evvelki gün ev tutma olayı çıktı, 15 bin lira. Bu nasıl hayat, bu nasıl geçim ben anlayamıyorum. Öbür tarafı nereden alacak bu adam? Hırsızlık mı yapacak, ne yapacak? Çok güzel. Harcamayla bitiren yok. Peki memnun musunuz? Çok memnunum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben onu düşünmüyorum. Peki memnun musunuz? Olduğu kadar memnunuz. Hiçbir zam yapılmadı ki, emekli zaten sürünüyor. Temelli sürünsünler diyor. Sağ olsun koyunlar boyuna veriyor. Peki memnun musunuz? Ne memnunu ya? Hayatımızdan bezdik ya. Yeter artık, gitsinler ya. Bir de şimşeğe getirdiler. Tam. Cumhurbaşkanımız diyor, hırsız diyor. Akbankasını dolandırdı diyor. Getirdi onu koydu. Milletin anasını ağlattı. Ne geçim var ne bir şey var. Hangisini kira mı vereyim? 10-12 bin lira para alıyorum. Kök maaş 10 bin lira diyor. Kök maaşı olanlara zam yok diyor. Zaten alamıyorum.
10 bin lira da kira veriyorum. Çocuklar olmazsa acım. Ne yapayım? Bunu yapan vatandaş. Yani şimdi adam, şimdi bir saniye abicim. 1800'e bir emeklinin parasını kestiler. Bir olduğu gibi aşağı indirdiler emekliyi. Nerede zam yaptılar? Nerede zam yaptılar? Kaçtı, 25 miydi? Maaşı çıkarttı kardeşim. Şimdi bak, 26 bin lira olacaktı benim maaşım. Şimdi şöyle bir durum var bak. Abicim dinler misin? Bak konuşturmuyorsun, gidiyorsun. Bir saniye gel, hemen kaçıyorsun sen. Bunu yapan vatandaş abicim, yani bunu işte Tayyip'in dairesi mi var da yani zam yapsın? Bu vatandaşın elinde olan bir şey yani. Herkes kendi kafasına göre bir fiyat biçmeye çalışıyor. Peki siz de emekli olsanız memnun olur muydunuz? Ya bu tabii geçim mutlaka, bu sadece Türkiye'de değil, bu sıkıntı dünyanın her tarafında var. Sadece Türkiye olarak bakmayın. Bu her tarafta aynı bir sıkıntı yaşanıyor şu zamanlarda yani. Bir şekilde idare edilmeye çalışılacak yani. Emekliye yapılan zamlar çok düşük. Çok düşük, yetersiz. Peki memnun musunuz? Memnun musunuz derken ekonomiden mi? Evet. Ekonomiden memnun değiliz yani. Memnun olan bir insan var mı? Evet. Sizce? Yok. Ben konuşmayayım, el boş ver. Güzel, iyi. Bundan iyi zam olur mu? Yani emeklinin şu 2024 yıl emekler yılı. Bundan iyi yıl olur mu? Emekler yılı demeyelim de biz buna emeklerin ölüm yıldır mı diyelim. Olmaz mı? Bunda fazla sormaya gerek yok ki. Emekli, asgari ücretle çalışanların işi bitik. Bu dünyada, şu ülkede yaşamak mucize. Cambazlık yapıyor yani. Hepimiz. Ben değil, herkes öyle. Emekliye yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şu anda biz pek memnun değiliz. Ama yapacak bir şey yok. Oran az mı geldi peki? Az. Genellemeyi düşünürseniz bayağı az. Allah bereket versin. Çok verdi de az verdi. Ben de şey diyemiyorum. Peki memnun musunuz? Memnun değilim tabii canım. Ne yapacağız? 10 bin lira ne yapalım? Peki siz memnun musunuz? Ben hiç memnun değilim. Niye desem, aldığımda 10.400 lira para. 10.400 lira ne iş yapacaksın kızım? Bu da emekli konuşuyorum bak. Çok güzel. Layıktır, müstahaktır. Peki memnun musunuz? Çok memnunum. Daha da iyi olacak. Bundan sonra daha da iyi olacak. Bu iyi günler daha. Daha bunun felaketini bulacak daha biz. Bunlar ne ki bunlar? Çok güzel. Ben hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Takdir ediyorum. Ben de emekliyim. Vallahi verdikleri para yetmiyor. Peki memnun musunuz? Değilim. Değilim. Allah için çalışmıyorlar. Menfaatler için uğraşıyorlar. Buyur. Vallahi o konuda hiçbir şey söylemeyelim biz. Anlatabiliyor muyum? Zaten ortam görülüyor. Kendi kendimize sinir oluyoruz. Toplum adına üzülüyoruz. Özellikle 10 bin lirada kalan vatandaşların efendim durumu hakkında. Vallahi bilemiyorum. İnsanlarda bir kere, yöneticilerde bir, her şeyden evvel vicdan olacak. Vicdan olacak. Ki görüyor. Onlar bir başka ülkede yaşamıyorlar. Uzayda da yaşamıyorlar. Ne diyeyim? Peki memnun musunuz? Hayır efendim, memnun değilim. Memnun değilim. Ben bir insan olarak, az buçuk düşünen bir kişi olarak müthiş üzülüyorum. Yazık. Bu toplumumuz bunu hak etmiyor. Hiçbirimiz hak etmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? İnsanların hakkı olan maaşı, ücreti, her neyse verilmeli. İnsan gibi yaşatmak görevidir baştaki yöneticilerin. Anlatabiliyor muyum? Söylenecek çok şey var. Daha fazla söylemek istemiyorum. Ölüm fermanı bu, ölüm. Ben emekliyim. Ve depremzedeyim. 6.000 lira ev kirası ödüyorum. Bunu duyanlar varsa duysun yani. 4 milyondan ne yapacağız bilmiyorum vallahi. İstediğimizi yapamıyoruz canımsın. İstediğimizi alıp satamıyoruz. Çocukları olmasa, çocukların biraz yardımcı oluyor. Onlar olmasa aç kalırım. Ama müstakiler biliyor maaşlı. Vicdansızlar. 10 bin lira şu günde. Size bir ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Elbistan'dan geldim buraya. Elbistan'dan geldim. Elbistan'dayken kolesterolüm yüksekti.
17 aydır buradayım. Kolesterolüm düşmüş et yememekten. Tamam mı? Hanımın çok kötü yani durumumuz, işler acısı. Desteğimiz olmasa biz yaşayamayız. O kadar kötüyüz ki. Ev kirası aldı başını gitti. Ev sahiplerinde vicdan yok. Evet, kasaba gidemiyoruz, bakkala gidemiyoruz, markete gidemiyoruz. Ne bileyim, pazara gidemiyoruz.